küfür ediyor bana. Bu adamı arabayla ezmeye çalışıyorsun, halen suçlusun. Ailemden, çocuklarımdan, hepsinden bir sene sakladım. Kimseye bir şey demedim. Halen geliyorsun bana pişkin pişkin bir de küfür ediyorsun. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız? Samsun'da Tapu Dairesi'nde yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan genç yaptığı açıklamayla kendini savundu. Zaten 6 senedir bizim mahkememiz bunlarla sürüyor. Ağır cezada yargılanıyor bu şahıs. Nitelikli dolandırıcı olarak yargılanıyor bu şahıs zaten. Ya en önemlisi biz babamın sağlığından olduk. Yani babamı arabayla ezmeye çalıştığı günden sonra adam kalp krizi geçirdi. Hastanelerde yattı. Daha şikayetçi olamadan yani bu rahatsızlıkları, o ara ciğerleri dolmaya başlamış adamın. Yani ondan sonra bir kalp krizi vuruyor, sonra gidiyor anji oluyor, sonra 4 tane damarı değişiyor, adam zaten şeker hastası. Atakum ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 67 yaşındaki Emin Bulat, 35 yaşındaki Kahraman Kartal tarafından alacak verecek meselesi yüzünden darp edilmiş ve olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Kahraman Kartal yaptığı açıklamada kendisini savunarak olayın detaylarını anlattı. Olayda küfür ediyor bana. Ben de dayanamıyorum yani. Kolay mı? Ben hisset hani hatırlamıyorum ben o saatten sonra. Hem ben bunları yaşayacağım. Ailem bunları yaşayacak. Yani biz burada kirada oturacağız. Kendi evimizden olacağız. Yani evimizi icraya verecek. İcradan evimizden olacağız. Bu adamın çalışmışlığı var, onu alamamışız. Emlakçı olduğum için benim tapuda işim vardı. Karşılaştık, Allah karşıma çıkardı. İşin aslı bu. Yani belki dışarıda karşılaşmış olsaydık, belki daha başka bir şey olabilirdi. Pişmanlığım falan yok. Ben aileme, ben babama bunları yapan adam niye pişman olayım ki? Kahraman Kartal'ın babası İsmail Kartal ise alacak verecek meselesi yüzünden Emin Bulat ile mahkemelik olduklarını belirterek şunları söyledi. Bir kişi raporu isteyince hakimle savcı bey, ben de binayı bilen kişi olarak binanın olduğu yere getirdim. Aradan 5 dakika geçmedi. Bir hışımla, arabasıyla beraber üzerime doğru sürerek geldi. Ailemden, çocuklarımdan, hepsinden bir sene sakladım. Kimseye bir şey demedim. Hiç kimseye amacım kavga etmek değildi. Kavga etmek değildi ama daha sonradan benim oğlum öğrenmiş tanıdıklarımızın birisinden. Tabii ki baba bunu sen bana niye demedin oğlum, huzur kaçmasın diye söylemedim dedim. Bazen huzuru tercih eder. Ben de huzuru tercih ettim. Karşılaşmalarda husumetleşmeler vesaireler şunlar bunlar derken çocuğa tembih etmiştim ben. Aman oğlum sakın kimseyle dalaşma, sakın kimseyle dalaşma. Tembih ettim ama en son kavgasını kendi bana geldi hastaneye anlattı. Dedi ki baba dedi böyle böyle oldu dedi. Ben dedi tapuya gidiyordum. O hastanede dedi. Babam yani yatıyor yani. Ben yatıyorum hastanedeyim ben. Tabii. Dedi böyle böyle yaptım dedi bana söyledi. Olmasaydı iyiydi ama dedim ne yaptı da sana dedi. Baba dedi anama avradıma küfür etti bana dedi.